Ustam, enginar çorbamız var. Enginarın çeşit çeşit yemeğini yapacağız bir kez. Evet, yani bugün enginar çorbası var. Enginar dolması var, etli. Onun dışında profiterol var. Artık of, yapalım. Yani evet, yetişmiyor. Bugün hızlı hızlı. Evet. Bugün size de görev düşüyor. Size de görev veriyorum. Sizi Adıyaman'a götüreceğim. Ondan sonra Urfa'ya gideceğiz. Sivelek tava yapacağız. Ve lezzet dolu bir gün sizi bekliyor. Afrika'ya da gideceğiz eğer zamanımız kalırsa. Afrika'ya nereye gideceğiz bu sefer? Zanzibar'ın rengarenk şehir merkezi var. Rengarenk yaşamları var. Geleneksel yaşamları da sizlere göstereceğiz. Dünyanın ve ülkemizin dört bir köşesini Mutfağım Şahane'de izleyebilirsiniz. Dopdolu bir program. Aynen, ama hiç vakit kaybetmeden bence enginar çorbasına başlayalım ustam. Hem faydalarını dinleyelim hem malzemelerini dinleyelim. Enginarın faydaları bitmez ki. Malzeme ne ustam? Enginar maşallah çorbası yapıyoruz. İlk yemeğimiz enginar çorbası. Aynen evet, öyle. Bakar mısınız, rengarenk ya, şifa dolu bir tezgah. Ustam, tereyağı olmazsa olmaz. Şimdi sıvı yağ da kullanabilir ama evet, ben bayılıyorum tereyağı. Karadeniz olunca. Aynen öyle, ben bayılıyorum. Şöyle evet, tereyağımızı yakacağız. Tereyağısı bol. Ustam elini bol koyuyor. Kesinlikle. Hiç malzemeden kaçmıyor. Sarımsak mı? Sarımsağımız var. Sarımsak çok önemli ya. Fazla gerçekten olmasın. Şöyle. Bakın, havuçlarımız var. Doğranmış. Küçük küçük, küp küp. Aynen öyle. Soğan mı Ustam o? Soğan. Güzel, yine kavuracağız bunu. Şunları alalım. Sosyal mesafeden dolayı ben fazla yaklaşmıyorum. Evet, mesafeyi koruyoruz. Ama etrafı da derleyip topluyorum. Ben evde de böyleyim. Acayip temiz çalışırım. Ben şimdi dağıtıyorum, yeni düzenleme gelmiş marketleri için, bayıldım. Neyi ustam? Marketleri. Ne olmuş? Maskesiz, eldivensiz giremiyorsun. Evet. Ha, eldivensiz de mi, onu bilmiyorum. Giremiyorsun. Marketçi tedarikçi etmek zorunda. Ve iyi olmuş. Çünkü bu nedir? Birbirimize saygı. Bu da haktır. Hakkımız geçmesin birbirimize. Tabii, tabii. Benim evet, oğlum diyor ki ben 25 gündür evdeyim baba diyor. Çocukların dışarı gönderenler bizim hakkımıza girmiş olmuyor mu diyor. Doğru. Son derece haklı. Son derece haklı. Yani çünkü aynen, ne olursa bu süreçten atlatacağız biz. Daha iyi günler bekliyoruz evet, inşallah. Evet evet, ben inanıyorum. Vallahi her günü öyle kalkıyorum. Şimdi yağımız böyle kavurmaya başladığı zaman evet, soğan, unuyla havuç, beraber soğuk, kavuracağız. Onun dışında tavuk haşladık. Onun suyunu buna kullanacağız. Oh. Bak şöyle gösterelim, kaynıyor. Evet, harika şöyle görünüyor. Alalım. Şöyle muhakkak olur çorbalarımızda ya tavuk suyu kullanıyoruz ya ilik suyu kullanıyoruz. Kemiğin iliği genelde. Hı hı. Şöyle boşaltsınlar. Ben düdük yapıyorum. Mesela evlerde ya çok basit. O evet, kadar şifalı oluyor ki. Evet, söylemesi ayıp, ben de dün patates yemeği yapmıştım. Onun için ilik koydum. İlik suyundan da istifade ettim. O yüzden güzel yani. Daha enerjili ve vitaminli oluyor. Şimdi şöyle ustam, kremize olduğu zaman enginarlarımızı şöyle. Of, ustam, enginarı ne yaptınız öyle? Doğru, içini temizlemişsiniz. Tabii temizledik içini. Yapraklarını aldık. Evet. Sadece iç kısmının taze yapraklarıyla beyaz kısmını doğradık. Limon suyunda beklettim taze biraz. Taze yaprakları ve iç kısmı. Tabii tabii. Yaprakları da var. Yaprakları içindeki, dışı değil. Tamam. Yumuşak olan şeyi. Bir gün ustam, enginar nasıl temizlenir onu da gösterebilir miyiz? Enginar nasıl temizlenir? Çünkü o çok zor. Ben bir kez, bana enginar gelmişti. Onu evet, beceremedim, yapamadım. Şimdi sonradan ben öğrendim dolmalardan bir tanesini şöyle tarif edeyim. Bize lazım olacak bu. Evet, o çok önemli bir bilgi. Çünkü bilmeyen yapamıyor. Ben koca evet, enginarı rezil etmiştim. Biz Ankara'dayız. Tabii Ankara'da enginar yemeği fazla bilinmez. Özlem'e de Antalya'dan şimdi enginar gelmişti. Evet. Şu şekil, şuradan beri başlıyoruz. Şöyle soya soya şu şekil. Alttan zaten bembeyaz. Alttan alıyorsun. Evet. Ve şöyle kestiğin zaman zaten bembeyaz, ortası çıkıyor. Ve tüylü yani, oluyor, ortası tüylü. Tabii tabii. Diken gibi. Aynen, onu alıyorsun. Zaten burası var ya, bildiğin kanserle savaşıyor resmen. Ya doktorlarımız öyle şifa, diyor. Şifa, evet, şifa niyeti. Önemli. Aslında enginar tüketmiyoruz pek toplum olarak ama enginar da bizim ülkemizde çok yetişiyor. Doğru. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz onu bir yerde ben duymuştum, Ege'de mi ne? Hani çok var ülkemizde ama değeri bilinmiyor, kıymeti bilinmiyor. Çok iyi, bizde var ya. Evet. Değerini bilmiyoruz. Evet. Aslında kanserle savaşıyor evet, diyor doktorlar resmen. Evet, özellikle evet, karaciğere çok iyi geldiği söyleniyor. Aynen, aynen öyle. KOAH hastalığına, karaciğere evet, yani doktorlar öyle doktorlar söyledi. Söyledi evet. Doğal ilaç. Tuzumuzu ilave şöyle ettik. Karabiberimizi ilave ettik. Dileyen süt de koyar. Ben sütsüz yapacağım. Evet. Şöyle görsünler et suyumuzu. Ben görüntüsünü merak ettim. Şöyle uzaktan bir bakayım. Tabii ki. Of. Yasin, sen bunun fotoğrafını çekersin birazdan. Evet, birazdan çekeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.